2017 yılında gençlikten yararlandık. O zaman devletimiz sağ olsun 6 ay onunla bize hibe etti. Çok şükür bugünlere geldik. Şu an mevcut sayımız 70-75 civarında. Hayvanımız var büyükbaş. Bunun yanında kurbanlık da yapıyoruz. Hani kurban hayvan da yetiştiriyoruz. Onun yanında buzağı üretimimiz de var. Bunun yanında tereyağıdır, peynirdir, süt. O da bize ek bir sağlıyor. Hayvanların sonuçta gübresini değerlendiriyoruz. Tarımcılık da var buğdayımızda. Tarlamızda taştığımız zaman çok büyük bir katkı da bize geri dönüş olarak katkı sağlıyor gübre. O şekilde. Onu da orada değerlendiriyoruz. Talepler iyi yani. Mevcut hayvanımız yok kurbana satılacak. Hepsini satmış durumdayız. O şekilde. İlk başlarda tabii ki insan zorlanıyor. Sonuçta hayvancılık kolay bir meslek değil. Ama devletimizin de yardımıyla, bu biliyorsunuz krediler var. Onların yardımıyla teşkilatımızı kurduk, sistemimizi kurduk. Şu an bütün ekipmanlarımız yerinde. Hayvancılık da bunlar tabii kolaylık sağlıyor. Onunla beraber şimdi daha çok kolay başlıyor. Öyle diyebilirim. Tarım teknolojileri bölümü okuyorum. Hatta mezun oldum diyebilirim. Size katkısı oldu mu okuduğunuz bölümün? Tabii ki. Yani bu devletten aldığım krediler olsun, işimde olsun, tarlamda, arazimde yaptığım işten olsun, her türlü bilgi dahilinde tabii. Katkıda bulundum. Herkes tabii ki de masa başında çalışacak diye bir şey yok. Sonuçta bu işleri birileri yapacak. Gençlere kalkacağım, bu işi yapabilirler tabii ki de. Ben de sonuçta dünden bugüne kadar geldik. Ülkemiz açısından sonuçta geliri yüksek bir iş.